Maraş İstiklal Mücadelesi'nde iz bırakmış mekanlardan birisindeyiz. Burası meşhur tarihi Çukurova Camii avlusu. Küçük şirin bir camimiz. Bulunmuş olduğu mevki hemen Kanlıdere Köprüsü'nden geçmeden Kayabaşı yokuşunun başında bulunuyor camimiz. Tabii bu caminin bulunmuş olduğu nokta oldukça mühim bir nokta. Çünkü burası Türklerle Ermenilerin karışık yaşadığı mahallelerden bir tanesi. Hemen güneyinde Kayabaşı'na çıkarken Kanlıdere yokuşu var. Orada bayağı bir Ermeni evleri var. Hemen karşı tarafında Abarabaşı Kilisesi'ni buradan görünmüyor ama Abarabaşı Kilisesi'nin bulunmuş olduğu yer var. Bu Kayabaşı yokuşunu takip edersek dümdüz yaklaşık 1 kilometre ötede direkt Fransızana karargahı Kışla bulunuyor. Arka tarafımız yine Kanlıdere. Yani böyle stratejik bir merkez durumunda burası. Burada önemli hadiseler vuku buluyor. Bunların en meşhuru 16 Aralık 1919 günü akşam vakti bu camimizin Ermeniler tarafından bombalanmasıdır. Akşam vakti Ermeniler camiye bomba atarlar. Cami minaresine ezan okumak için çıkmış olan müezzine iki el kurşun sıkılır. Tabi isabet etmez. Ancak bu şehirde önemli bir galeyana yol açar, heyecanın artmasına yol açar. Zaten günden gün artık tansiyon yükselmektedir. Camiye bomba atılması, müezzin silah sıkılması zaten gergin olan Maraş'ta tansiyonu daha da artıracak. Zaten bu arada Maraş Müdafaa Güç Cemiyeti kurulmuş, hazırlıklar da başlamış. Ve bu bardağı taşıyan olaylardan bir tanesi daha, bayrak hadisesinden sonra belki de Maraş'ta meydana gelen ikinci önemli gelişme bir caminin bombalanması. Ve Evliya Efendi'nin gayretleriyle bugünün tam ertesi günü yani 16 Aralık günü Çukurova Camii'ne bomba atıldı. Ertesi gün Evliya Efendi'nin gayretleriyle malumunuz Acemli Camii'nde 447 Maraşlı'nın toplanmasıyla eşraftan ve ahaliden, devlet adamlarından, hükümet yetkililerinden 447 kişinin toplanmasıyla birlikte Acemli Camii'nde bir protesto metni hazırlanır. 447 kişi imza ve mühür koyarlar bu protesto metnine ve Antep'teki İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Dahiliye Nezaretine de bildirilmek üzere bir telgraf metni halinde mutasarrıflık makamına verilir. Bu camimizdeki bu bomba olayı tarihe geçen önemli bir hadisedir. Bunun dışında da bu cami biraz önceki bahsettiğimiz şekliyle Ermenilere karşı yaşanıyor olması dolayısıyla birçok tarafında Ermeni evlerinin bulunması sebebiyle İstiklal Harbi başladığında da çatışmaların ortasında kalan bir camidir. Kışla'ya da yakın zaten. Bu sebeple cami İstiklal Savaşı'nda çok büyük tahribat görmüş. İşte kurşunlardan, makine tüfek kurşunlarından, top mermilerinden vesaire derken harp esnasında artık cami kullanılamaz derecede hasar görerek ciddi anlamda gazi olmuş camilerimizden bir tanesidir. İstiklal Harbi'nden sonra cami yeniden inşa onarılarak ibadete açılır ve tarihin canlı şahitlerinden birisi olarak tarihe geçen camilerimizden birisi olur Çukurova Camii.